Çavdar Obası'nın şerefli beyleri, bacıları, erleri. Aliyar Bey emanet aldı canını inancı için, töresi için, obası için, şerefi ve namusuyla taşımış, yiğitçe teslim etmiştir. Lakin ardında yolunuzu aydınlatacak nice öğüt bırakmıştır. Onlara sahip çıkasınız. Onu unutmayasınız. Hatırası size emanettir. Hatırlayasınız. İncitmeyesiniz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhum için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ali Yar Bey'e haklarınızı helal ettiniz mi? Helal. Ettiniz mi? Helal. Ettiniz mi? Helal. Allah sizden de razı olsun. Thank you.
önce yaşadığın acıdan sonra hala vakur duruşunu bozmamışsın. Bu benim için en büyük teselli. Hele Ural, o hain ettiklerinden sonra senin nasıl yiğit bir hatun olduğunu bir kez daha gördüm. Ural layık olduğu yere gitmiştir emir hazretleri. Aliyar Bey gelince beylik vekaletini bana vermişti. Seçilene kadar bu vazifeyi ifa etmen caizdir. Toy kurulduktan sonra da obamı yalnız kovmayacağım. Çavdar obası yurdum olmaya devam edecek. Sen ne dediğini bilir misin? Acından ne dediğini bilmez olmuşsun sen aslan hatun. Sen benim hatunum olmaya, ömrünü ana adamaya söz verdin. Bunu sana hatırlatırım. Beni affedin emir hazretleri. Kararım kesindir. Sayende kutsal yola geldi. Ne akıllı kadın. Bak
Hepsi defolup gitti. Beylerimiz katledildi. Şimdi bir başımıza kaldık. Koca Çavdar Obası başsız kaldı. Gayrı yeniden toparlanmamız çok zordur. Kardeşim. Kardeşler. Biz birizdir. Valiyer Bey bizim de beyimizdir. Ertuğrul Bey beyimizdir. Yeğize kapılmayasınız. Bu defa mesele çetindir Bamsalp. Bir obanın beyi, obanın direğidir. Beysiz oba yıkılır gider. Selamünaleyküm anne. Aleykümselam. Efendim şeref verdiniz. Bayram iken kalanlara hüzündür. Lakin şehadet şerbetini içenler için firak yoktur. Efendim, tam birlik sağlandı. Obamız hainlerden temizlendi. Huzur tesis edildi derken obamız beysiz, alplerimiz başsız kalmıştır. İyimdi halimiz nice olur. Evlatlarım, sizler bugünlere kolay gelmediniz. Büyük davalar büyük kurbanlar ister. İslamiyet'in ilk yıllarında sahabe efendilerimizden birçok şehit verdik. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, daha sonra Hendek Savaşı. Bu davada Hazreti Hamzalar, Cafer bin Tayyarlar, Ammarlar, Yasirler ve daha nice mübarek insan şehit oldu. Ne savaşların sonu geldi ne şehitlerin. Sizler Allah yolunda cihad etmeyi İslam'ın şartı olarak benimseyenlersiniz. Lakin şu hususu da gözden kaçırmamak elzemdir. Ok ne kadar gerilirse o kadar ileri gider. Düşman ne kadar üzerinize gelirse, ne kadar canınızı yakarsa siz ona mukavemette o denli güçlenirsiniz. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete hicret ettiğinde bazı Müslümanlar yeise kapıldılar. Ashab Efendimizin gidişine inanamıyor, bu ağır yüke takat getiremiyordu. Lakin Allah'ın davası devam etmeli. İslam sancağı âleme yayılmalıydı. Nitekim Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yanına sokuldu. Mübarek yüzünü örttü ve sahabenin huzuruna çıktı. Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki, kim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorsa bilsin ki o ahirete göç etmiştir. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür. Ardından Ali İmran suresinden şu ayeti okudu. Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Hem de o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Bu sözler karşısında ashab sarsıldı ve yeniden kendilerine geldiler. İslam davasını sahiplendiler. Böylece İslam dini kıtalara yayıldı. Mazluma umut, zalime korku saldı. Yüce Allah Ali İmran suresinde buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Gayrı bize Hazreti Ali gibi yiğitler, onun bırakmasını
bıraktığı emanete sahiplenecek Hazreti Hüseyin'ler lazım. Ümmet kurtuluş bekliyor. İnsanlık hizmet bekliyor. Şimdi size düşen yarınlar için mücadele etmektir. Dün başınızda Ali Yar Bey vardı. Bugün Ertuğrul Bey var. Şimdi size düşen beyinizin davasını yaşamak ve yaşatmak, birlik olmak, bir olanın yolundan gitmektir. Vazifemizi de yerine getirmiş olduk.